Fenerbahçe'nin Avusturya kampı bugün sona erecek. Ahmet Selim Kul muhabir arkadaşımız bizi bekliyor karşılaşmanın oynanacağı stadın hemen önünde. Bakalım neler aktaracak bize Ahmet Selim. Ceyda Dönmez, teşekkürler. Fenerbahçe Avusturya kampındaki ikinci ve son hazırlık maçını kısa bir süre sonra oynayacak. Yerel saatle 18.30, İstanbul saatiyle 19.30'da Sarı Lacivertliler Fevar'la karşı karşıya gelecek. İlk maçta Partizan'ı 1-0 yenmişti ve bu maçı da Dinamo Kiev maçından önceki artık bir tek Hull City maçı ve bu maç kaldı. Oldukça önem veriyor Sarı Lacivertli teknik heyet. Bu maçta da Dinamo Kiev maçının provasını yapacak. Yanımda Volkan Demir var, sevgili konuğumuz. Maçı değerlendireceğiz onunla beraber ama önce sıcak bir gelişmeyi paylaşalım. Biraz önce seninle birlikte yaptığımız araştırmalarda Fenerbahçe'nin ön libero için girişimlerde bulunduğunu biliyorduk. Bu noktada daha önce gündeme gelen, listede olduğunu belirttiğimiz fakat girişim olmayan bir oyuncu vardı. William Arao bu oyuncu ile ilgili Fenerbahçe'nin Flamengo kulübünün kapısını çaldığını ifade edelim. Fenerbahçe ön libero için Carvalho ile de görüşmeler sürdürüyordu. O bir yandan devam ediyor ama Fenerbahçe bir adımda Flamengo kulübü oyuncusu William Arao için girdi ve şunu da söyleyelim. Bugün Brezilya basınında çıktı bu haberler. Biz de direkt olarak bu haberleri araştırmaya başladık ve direkt olarak Flamengo Başkanı'na bu durumu sorduğumuzda biz bu teklifi değerlendireceğiz. Tabii ki bu konuyla ilgili analizlerde bulunacağız ama 13 Temmuz öncesinde oyuncunun hiçbir yere gitmesi mümkün değil. Çünkü o tarihte önemli bir maçları var. Brezilya Kupası'nda önemli bir maçları olacak. O tarih öncesinde bir gelişme olma ihtimali çok mümkün gözükmüyor. Bunu ifade ederek ben önce tabii ki bu sıcak gelişmeyle ilgili yorumlarını sorayım. Ardından da maça soracağım sevgili Volkan Demir. Ya zaten iki tane adaydan bir tanesi konumundaydı. Biri Betis'te forma giyen Portekizli William Carvalho. Diğeri de Flamengo'dan William Arao. Şimdi bu iki isim de aslında ortak noktası Jesus'un eski çalıştığı oyuncular olmaları. İkisinin de 6 numara özellik, yani safkan 6 numara özellikli oyuncular olmaları. Fenerbahçe'nin aslında baktığında Luis Gustavo'nun eski formunda olmadığını düşünürsek bu tip bir oyuncuya ihtiyacı var ve çalışmalar da zaten devam ediyordu. Sol bekte aynı şekilde sol bek 6 numara ve forvet hattıyla ilgili yoğunlaşılmış bir durum söz konusu şu anda. William Arao, bilmiyorum, genel olarak profille alakalı, oyuncunun profiliyle alakalı olumsuz bir görüş var ama Jesus'un oynatacağı düzene, oynatacağı sisteme uygun bir oyuncu olarak listesine eklediğini biliyoruz. Oradaki uygunluk ne? Jesus planını hep hıza göre kuruyor. Sen de buradaki maçları çok yakından takip ediyorsun. Sürekli temponun yüksek olmasını, işte kaleciye kadar baskı yapılmasını, topun asla yavaşlamamasını hedefleyen bir oyun anlayışı var. Bu oyun anlayışında uzun çapraz toplar çok önemli ve uzun çapraz topları da atabilecek bir oyuncu olarak tarif ediyor William Arao'yu. Bu yüzden de Fenerbahçe'nin transfer listesine girmiş durumda şu an bu oyuncu. Tabii olur olmaz bilmiyoruz ama bir değerlendirme olduğu, bir teklif olduğu ortada aşikar. Keza aynı şekilde bugün İspanyol medyasından gelen haberler Betis'in kamp kadrosuna William Carvalho'nun dahil edilmediği yönündeydi. Onunla ilgili bir milli takımdan olduğu için geç katılma durumu söz konusu deniyor. Ama bununla birlikte aynı zamanda transfer görüşmeleri de yaptığı için geç katılacak deniliyor aynı zamanda. Şimdi ikisini birlikte topladığımızda sanki yakın zamanda bir 6 numara problemi çözülecek gibi gözüküyor. Tabii Jesus'un isteği olması bu oyuncuların her ikisinde, hangisi olursa olsun Jesus'un isteği olması önemli. Burada referans her zaman teknik adam. Teknik adamın vereceği referansla da Fenerbahçe yönetimi adımlarını atıyor. Evet, Fenerbahçe ile ilgili sıcak bir transfer gelişmesi paylaştık. Daha önce William Carvalho ile ilgili girişimler olduğunu söylemiştik bu bölgede. Şimdi de William Arao için daha önce listede olduğunu yine söylemiştik ama resmi girişimlerin yeni yapıldığını ve kulübün de 13 Temmuz'a kadar bu oyuncunun satışına hiçbir şekilde onay vermeyeceğini fakat bu teklifin değerlendirileceğini ifade edelim. Bunun dışında tabii ki maça dönecek olursak da artık iki tane prova kaldı Dinamo Kiev maçı öncesinde. Bunlardan birincisi bu maç olacak ve Hull City maçı olacak. Burada son iki maçta geriden başladığımızda 6 ismi değiştirmedi ki sen bunu birçok kez söyledin. Ön tarafta arayış devam ediyor. Bu akşam nasıl bir kadro bekliyorsun? Değişiklik bekliyor musun o gerideki 6 oyuncuda yoksa yine sadece önde değişiklikler görüp aynı kadroyla mı çıkıyor? Genel tabii bu maç için değişiklik olabilir ama genel durum
kale ve savunma dörtlüsü şu anda sabit, oturmuş durumda. Bir tek içlerine Serdar Aziz girerse girer. Genel sezon itibariyle söylüyorum. Yoksa bu akşam belki Ferdi'yi dinlendirip Novak'ı kullanabilir. Hani farklı denemeler yapabilir ama dediğim gibi Kim Mince, Salah'ı, Ferdi ve Osayi şeklinde bir dörtlü Fenerbahçe'nin geri dörtlüsü çok değişmeyecek gibi gözüküyor kalecisiyle birlikte. Onun önüne sürpriz bir oyuncu konuştuk, İsmail Yüksek. Biraz hem sakatlıkların getirmiş olduğu mecburiyet, biraz da onun göstermiş olduğu performans dolayısıyla orta alanda iyi yer buldu ve çok da iyi bir performans gösterdi. Ben bu maçta da açıkçası Zayt ve İsmail dışında o bölgede o ikiliyi oluşturabilecek başka da bir alternatif görmüyorum kadroda. Bilmiyorum senin aklına geliyor mu direkt. Pelkas zaman zaman kullanılıyor ama Pelkas da aslında tam oranın oyuncusu değil. Biraz daha forvet arkası veya kanatlarda kullanılan bir oyuncu. Yine İsmail ve Zayt'sin olacağını düşünüyorum ben ortada. Ön tarafta senin de söylediğin gibi geri kalan kaç forma oluyor? 4, 6, 7, 4 geri kalan 4 forma için her an her şey olabilir. Yani bugün Emre Mor'u da görebiliriz, Arda Güler'i de görebiliriz. Berisha'yı, Serdar Dursun'u, İrfan Can Kahveci'yi 11'de görebiliriz. O tarafta hem kalabalık hem de daha netleşmemiş. Yani sanki daha tam Cesu kafasına oturmamış bir düzen var. Ama şunu söyleyebilirim, Lincoln ve Rossi ikilisi sanki biraz daha bu yarışta, o ön taraftaki çok kalabalık yarışta burun farkıyla da olsa önde gözüküyorlar aldıkları süre bakımından. Lincoln şu ana kadar her maçta 11 oynadı. Rossi de gelir gelmez süre bulup devamında yine 11 oynadı. Rossi'yi daha önceki yayınlarda da ifade ettik. 4-1-3-2 sistemi için hem sol taraf hem ikinci forvet kritik bir oyuncu. Yani maç içerisinde değişiklikler de yapabileceğiniz, esneklik, size esneklik kazandırabilecek bir oyuncu. Lincoln Henrique hem 3. orta saha olabilen 10 numara pozisyonda hem de kanatlarda sol ön sağ ön kullanabildiğiniz bir oyuncu ki son maçta sağ önde kullandı. Sanki bu iki oyuncu diğerlerinin bir tık daha önünde ama arkada da çok ciddi adaylar var. İşte Emre Mor yeni transfer, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Pelkas, işte Santifor'da Valencia, Samattası bile şu anda adaylardan biri. Serdar Dursun, Berisha yine aynı şekilde. Buruma Valencia başladı son maçta. Bu kez belki Serdar'la Berisha'yı başlatabilir hepsini görmek adına. Ama orada bir arayış olduğu kesin. Tabii ki genel kamp değerlendirmesiyle ilgili maç sonunda seninle konuşuruz. Daha bununla ilgili sorular sorarım ama şunu merak ediyorum. Burada işte şimdi bir hazırlık maçı daha oynanacak. Senin eksik gördüğün yani olmazsa olmaz transfer olarak gördüğün bölgeler neler? En azından şu ana kadar oynanan işte 3 tane İstanbul'da, bir tane burada 4 maçta pozisyon olarak belki orada kalabalık olsa bile kalite ihtiyacın en fazla hissedildiği mevki sana göre ne? Şimdi şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe bugün Bruma ve Lincoln'u dahi almamış olsaydı, Emre Mor'u dahi almamış olsaydı yine şampiyonla oynayacak bir kadrosu vardı. Yani onları çıkardığımızda yine bayağı bir kalabalık ön taraf oluyor. Fakat şunu söylemek lazım. Tabii ki bu transfer dönemleri neden var? Takımlarınızın eksiklerini gidermek ve bununla birlikte iyi olan bölgelerinizi daha iyi noktaya getirebilmek. Burada Jesus ön tarafta bir eksiklik gördüğünü zaten kendi basın toplantısında söylemişti. Üçüncü bölgeye hamleler yapacağız demişti. Üç tane şu ana kadar üçüncü bölge diyebileceğimiz hamle yapıldı. İşte bununla birlikte dün senin yine verdiğin Joshua King girişimi var. Görüşmesi var. Sonuç ne olur bilmiyoruz ama bir temas olduğu kesin. Joshua King olursa mesela orası iyice kalabalıklaşıyor. İki santrfordan biri olarak kullanabileceğiniz bir oyuncu. Tek santrfor da kullanabilirsiniz bu arada. Oynamışlığı var. Benim elzem diyebileceğim aslında ya aslında hocanın bakış açısıyla bence en önemsediği nokta 1-6 numara 2 sol bekleyeceğim. Çünkü oralarda gerçek pozisyon olmadığı gerçek pozisyonun oyuncusu olmadığını düşünüyor Jesus. Ferdi Kadıoğlu'nun sol bek pozisyonunda gerekli hızı sağlayamadığınız, ters ayakta olduğu için takımınızın yavaşlatabileceğini düşünüyor ve bu yüzden bir sol bek istiyor. Ve aynı zamanda bir 6 numara, safkan bir 6 numara tarzı bir oyuncu olmadığı için kadroda, Gustavo'yu dışarıda tutarak söylüyorum. Böyle bir takviye istiyor. Sanki öncelik bunlar gibi ama bu arada tabii çat diye santrfor gelirse de kimse şaşırmasın. Transfer döneminde her konu sürprize açık.
Kesinlikle öyle. Volkan Demir'e kıymetli yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Maç öncesi yayında sizlerle birlikte olduk. Artık maçın başlamasına az bir süre kaldı. Şunu belirtelim. Geçtiğimiz maçta da burada yayınlar yapmıştık. Çok daha kalabalıktı. Tabii maçın bir gün öne alınması bu anlamda burada seyirci sayısını olumsuz etkiledi. Bugün geçtiğimiz maçta 5000 aşkın taraftar vardı. Bugün 1000 civarında taraftar olursa iyi olacak gibi gözüküyor. Hafta içi tabii. Tabii hafta içi olmasının da etkisi çok büyük. Bu sebepten dolayı o bir önceki maçtaki coşku burada yok. Şimdilik biz Avusturya'da Graz'dan Merkür Arena'nın önünden aktaracağımız notları, kıymetli yorumları bu şekilde tamamlayalım. İlerleyen dilimlerde ve maç sonunda yine röportajlarla ve değerlendirmelerle karşınızda olacağımızı belirtelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Volkan Demir'e teşekkür edelim. Kolay gelsin diyelim. Aynı zamanda ekip arkadaşlarımıza, Ahmet Selim Kul, Volkan Demir ve kameraman arkadaşımıza da